az önce dedin ki bugün papaya yok mu bizim? Herkese Sri Lanka'dan, yeryüzündeki cennetten merhabalar. 3 yıldır hayalini kurduğum Sri Lanka'ya bir hafta kalısı bileti aldım ve hop geldim. Burası hayal ettiğimden çok daha güzel bir ülke gerçekten. Sri Lanka, Hindistan'ın aşağısında Etiyopya'nın içinde bir ada ülkesi. Küçük bir ada ülkesi. Hindistan'a çok yakın olduğundan dolayı Hindistan'ın gözyaşı demişler aslında zamanında. Hindistan'a bir köprüyle bağlıymış, birbirlerine gidip gelebiliyorlarmış ama sonrasında bu köprüyü neden olduğunu bilmiyorum. Köprüyü bir şekilde yıkmışlar. Burası tamamen hiçbir yere, hiçbir kara parçasına bağlı olmayan bir ada ülkesi şeklinde kalmış. Tabii ki buralara kadar geldim. 3 yıldır hayalini kurdum. Gideyim biraz kendimi şınartlasam olmaz. Biraz pahalı diyebileceğim bir otelde kalıyorum 2 gündür. Pahalı derken de bize göre pahalı değil. Sakin olun. Burada sadece gecede 1000 liraya kalıyorum. Fiyatlar çok daha uygun. Mesela 500 liraya da konaklama bulabiliyorsunuz burada. 50 liraya da bulabiliyorsunuz. Tabii ki 15 bin liraya da bulabiliyorsunuz. Artık sizin tercihinize kalmış. Neden bu kadar fiyat farklılığı var? Çünkü bu ülkedeki en büyük sorun hijyen ve yabani hayvanlar. Ne kadar lüks bir yerde kalıyor olursanız olun, hijyenden ve yabani hayvanlarla karşılaşmanız durumunda o kadar ödün vermeniz gerekiyor. Benim kaldığım yerde de böceklerle karşılaştığım oldu. Hatta ilk geldiğim gün evimin altında iguana vardı. Gördüğüm anda tabii ki ben bir ses çıkardım. Çok büyük şekilde bağırmadım ama aa dedim, iguana var. Benden korktu ve kaçtı. Bir daha da asla görünmedi. Aslında size göstermek istiyordum. Temizlik konusunda ise aslında bu onlara çok da temiz değilmişçesine gelmiyor. Bu onlara gayet normal geliyor. Girdiğimde banyoda işte lavabonun etrafında tozlar vardı. Hatta bir tane saç teli bile gördüm. Çarşafları falan hiç kurcalamadım bile. Öylece yattım. Etrafa çok da detaylı bakmayı tercih etmedim. Çünkü illaki bir şeyler göreceğim. Şimdi kahvaltı için otelin restoranına geldim. Restoran böyle açık alan, gördüğünüz gibi ağlar var. Bu da sağdan soldan hayvanların gelmesini, hastalığın girmesini önlemek amacıyla. Kahvaltı bu şekilde, neler var? Muz, ananas, karpuz aslında bize hiç de yabancı meyveler değiller. Normalde pekliyorlar. Papaya getirdiler. Ben sana dedim ki bugün papaya yok mu dedim. Thank you very much. Papaya çok güzel. Çok seviyorum. Papaya. Papaya. Very taste. Üzerine limon sıkmanız gerekiyormuş ve çok daha lezzetli oluyormuş. Bu şekilde denemedin çıkımı söylememişlerdi. Farmasöyle. Meyvelerin yanı sıra çay geldi. Bu bildiğiniz çay. Normal Türk çayı. Seviyorum. Thank you. Fazla kuruluş açılmışken ondan da bahsedeyim. Çayın ana vatanı Sri Lanka. Bizim Seylan çayımız var ya, biliyor musunuz, biz kullanıyoruz Seylan çayı. Aynı zamanda bu doğudan gelen kaçak çaylar var ya, bunların ana vatanı Sri Lanka'ymış. Ben de yeni öğrendim açıkçası. Bundan dolayı çayları aynı bizim çayımız gibi. Limonun tadı ağır basmış. Bence limonsuz daha güzel. Ekmek ve birkaç tane reçel geldi. Yanı sıra bir de tereyağı geldi. Elimi ısıtmışlar. Normalde her yemeklere ekmek getirmiyorlar. Bir tek kahvaltıda getiriyorlar. Biz de dedik ki bizim her öğünümüzde dolu dolu ekmek olur. Dedik, şaşırdı. Bu karpuz reçeliymiş. Diğerlerini anlatamayacağım. Diğerlerinin ne reçeli olduğunu ben de anlamadım. Çünkü bir orange dedi ama portakal değil bence. Çünkü ülkede bence portakal ve fıçı görmedim. Keskin bir tat geliyor ama bence bu karpuz tadı değil. Farklı şeyler de koymuş olabilirler. Çünkü çok fazla baharat kullanıyorlar. Bunun içerisine de o tarz bir şey koymuş olabilirler. İkonu gördüm şimdi arkadaşlar. Bakmadan çekmeye çalışıyorum.
yaptım. Şimdi gelin size bir de buranın sahibini, pirincini göstereyim. Okyanustan buldu. Bu hediyelik eşyaları satıyor. İsmi de Kabuğu sanırım son elindeki. Sağ elindeki tam olarak bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yerel kıyafeti bu etek yürünümlü bağladıkları şey oluyor. Keşamalda diyebilirim. Üstüne de gömlek giymiş. Burada çalışanlar, otel çalışanları ya da böyle işte hediyelik eşya satan kişiler genelde bunları giyiyorlar. Thank you. Şimdi gelin bir de benim iki gece konakladığım bu arkamda gördüğünüz evi inceleyelim. Ev diyorum ama ahşap bir bungalov da desem yeridir. Öncelikle evin içine girmeden önce bu alt kısmını göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi yerden yükseğe katlanmışlar evin konaklanılan yerini. 1 metreye yakın bir yüksekliği var yerden. Çünkü yabani hayvanlar, işte böcekler, bu bukalemun gibi yabani hayvanlar giremesin diye. Belki Asya'nın diğer ülkelerinde bu vardır. Belki siz görmüşsünüz. İlk defa geldiğimden dolayı daha yeni gördüm. Şöyle plajdan geldiğinizde ayaklarınızı bunun içerisindeki suyla böyle yıkayabiliyorsunuz. Normalde bizlerde musluklar yapanlar ya bahçeye pisliğiyle ayağınızı yıkar. Bu da buranın geleneksel ayak yıkama neydi diyelim? Zımbırtısı. Şimdi evin içerisine girelim. Şöyle 6-7 basamaklı bir merdivenden çıkıp evimin verandasına ulaşıyorum. Burada oldukça rahatsız, hiç rahat olmayan iki tane sandalye bulunuyor. Bu sandalyelerden evin içerisinde de var. Benim bu sandalyelerde ilk dikkatimi çeken şey bu oldu. Tam olarak anlamlandıramadım niçin yaptıklarını ama şu olabilir, kahvenizi, çayınızı buraya koyun diye olabilir. Öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Aranızda bilenler varsa yorumlara yazın. Bakalım ne işe yarıyormuş o. Gördüğünüz gibi pencerelerde hiçbir şekilde cam yok. İçeriye kolumu rahatlıkla sokuyorum. Dışarıyla irtibatınızı sadece bu ahşaplarla kesebiliyorsunuz. İçeriden kilitleri var. O şekilde kapatabiliyorsunuz. Onun haricinde hiçbir şekilde cam kullanılmamış. Genelde buranın evleri, Sri Lanka evleri konsept olarak doğayla iç içe tasarlanıyor. Zaten kendileri çok alışkınlar doğayla iç içe olmaya. Ondan dolayı da bize de diyorlar ki geldiğinizde bununla karşılaşacaksınız. Ona göre gelin buraya. Sadece cam olmaması değil, evin aslında birçok yeri açık. Dışarıyla direkt temas halindesiniz. Şöyle tepeleri görebiliyor musunuz? Oralarda sadece parmaklık kıvamında teller var. Hatta onların en üstü komple açık. Çatıyla arada bir boşluk var. Oradan da zaten isteyen hayvan rahatlıkla geçebilir. Ama 1-2 gündür burada kaldım. Hiçbir şekilde içeride sadece minicik bir kertenkele harici hiçbir hayvan görmedim. Şimdi evin içerisine girelim. Şöyle bir anahtarım var. Dışı komple ahşap gördüğünüz gibi. Ahşabın o sıcak dokusunu burada da rahatlıkla hissedebiliyorsunuz. Aslında hijyen konusunda çok iyi değiller. Bunun yanı sıra düzen konusunda da çok iyi olmadıklarını söyleyebilirim. Odaya girdiğimde böyleydi. Aslında ben burada 2 gün kaldım ama şu anda videonun öncesinde etrafı derledim, toparladım. Çantalarım dolaplara doldu. Hani derlenmiş toplanmış hali bu. Aslında geldiğimde de bu şekildeydi. Evin dışından da şu yukarıları göstermiştim ya size. İçeriden görüntüsü de bu şekilde.
dışarıyla direkt temas halindesiniz. Kış seslerini duyabiliyorsunuzdur umarım. Yanımız, sağımız, solumuz, önüm, arkam, her yerim kuş. Aynı zamanda çeşitli hayvanlarla dolu. Biraz önce bu klimanı gördüm. 1, 2, 3, 4. 4 pencerede bir ev. Tam olarak koyarınız ihtima. Yarım bir ayna. Hemen üstüne aydınlatma koymuşlar. Çalışıyor. Buranın en lüks otellerinden birisi bu arada arkadaşlar. Yani böyle ayna gibi, tablo gibi detaylar her konaklama yerinde yok. İki tane böyle berjer kıvamında sandalye var. Verandadaki sandalyelerin aynısı. Rahatsız olduğunu kendileri de anlamışlar anladığım kadarıyla. Üstlerine böyle iki tane ince mider koymuşlar. Bir orta sehpa bulunuyor burada. Bu sehpanın üzerindeki bu kül tablasını andıran şey aslında kül tablası değil. Dün akşam keşfettim. İki gündür sineklerle, sivrisineklerle mücadele ediyorum. Her yerimi yediler. Belki 20, belki 30 yerimi yemişlerdir. Odalarda bunlar varmış. Bir de böyle yuvarlak bir şey vardı. Artık bu yana yana bitti. Onu bulursam göstereceğim size. Onu yakıyorlar ve hani böyle tütsü gibi sivrisinekleri uzaklaştırma görevi görüyor. Burada böyle bir sofa. Yine her şey ahşap ama böyle dokusunu bozmadan kullanmışlar farkındaysanız. Böyle çok lüks değil. Böyle askılık bulunuyor. Yukarıda pervane var. Hem pervaneyi kontrol edebiliyoruz bununla. Hem de burada da ışıkları açıp kapatabileceğimiz düğmeler bulunuyor. Bu arada priz önemli bir konu. Ben şimdiye kadar Türkiye'deki kullandığınız o fişlerin takılamadığı bir prizle karşılaşmadım. Buraya gelmeden önce okuduğum bloglarda gördüm. O dönüştürücüyü aldım. Siz de buraya gelmeden önce mutlaka ki alın. Ve burası yatağım. Burada her konaklama yerinde, her yatakta cibinlik var. Buna cibinlik diyoruz sanırım. Umarım doğru söylemişimdir. Böyle bir tül var arkadaşlar. Sivrisineklerden, böceklerden korunalım, rahatlıkla uyuyalım diye yapmışlar. İki kişilik bir yatak bulunuyor burada. Tepede vantilatör bulunuyor. Vantilatörü hiç açmadım. Açma ihtiyacı hissetmedim. Bu arada klima yok. Doğal klimalı bir ev zaten. Sağdan soldan her yerden hava alıyor. Şimdi bir de banyo göstereceğim size. Banyo oldukça klasik böyle beyaz fayansların üstünde de işte duvarın olduğu bir banyo. Aynası bulunuyor, lavabosu bulunuyor. Burada duş alabileceğiniz alan bulunuyor. Elektrikli şofman var. Suyun ısınması buradan önceki kaldığım yerde de sıkıntılıydı. Burada da sıkıntılı. Zaten hani sıcak bir ülke olduğundan dolayı çok sıcak suya ihtiyaç hissetmeyiz diye muhtemelen o konuya çok ehemmiyet vermemişler. Gerçi çok şeye çok ehemmiyet vermiyorlar bence. Burası da klozet ve işte havluları asma yerinin olduğu bölüm. Banyonun yukarısını görüyorsunuz. Tamamen odayla, evin diğer yerleriyle bütün halindesiniz banyodayken de. Banyoda, tuvalette ona göre hareket edin. Sokağa çıktım, böyle ayakkabı mağazası gördüm. Asian Fleet? Ya, Esso.